Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları başlıyor. Kısacası kasaba, kopamam senden ölüm olmadan. Ne kadar eksik yanların da olsa, sen benim yanımda cennetsin, gerisi yalan diye. Benim için Bozcaada buydu yani. Bozcaada gerçekten insan ömrünü doyasıya yaşayacaksa Bozcaada'da yaşamalıydı. İsmim Sabri Güler. 21.10.1957'de Bozcaada'da doğdum. Bütün çocukluğum Bozcaada'da geçti diyebilirim. İstiklal İlkokulu'nu bitirdim. Sonra Gazi Ortaokulu'nu bitirdim. Ondan sonra 1974 senesinde babam rahmetli oldu. Ve onun üzerine 2 yıl üst üste bağlarda çalıştım. Rahmetli annem benim bedenen çelimsiz olduğumu ve bağlarımızın da bizim ailemizi geçindirebilecek kadar fazla olmadığını, tahsil hayatımda da ilkokul ve ortaokulda da çok başarılı bir öğrenciydim, devam et dedi ve 2 yılın üzerine ben İstanbul'a gitmeye karar verdim. Ablamların yanında orada liseye başladım. 2 yıl aradan sonra lisede kayıt olmaya gittiğim zaman müdür muavini kaydımı yapmak istemedi. Bir ara odadan kayboldu gitti. Meğerse müdüre danışmaya gitmiş, bu çocuk 2 yıl boşta gezmiş, biz bu çocuğu kaydedelim mi diye. Sonra geldi, bak dedi seni okula kaydedeceğiz ama sen 2 yıl ara vermişsin. Bak okulda bir olay çıkarırsan peşin atılacağını bil dedi. Zaten potansiyel muamelesi görerek işe başladık. Bir anarşi çıkarabilir düşüncesiyle o yıllarda maalesef. Ortaokullara kadar inmişti anarşi ve benim kaydımı yaptılar. Sonrasında ben 3 yılın bitiminde Beyoğlu Ticaret Lisesi'ni okul birincisi olarak bitirdim. Bu eğitim dönemi son senesinde öğretmenlerimden buraya gelen olmuştu. Sonra annemi kutladılar. Annemin okuma yazması yoktu rahmetlinin. Buna rağmen okumaya çok hevesliydi. Okuyan insanları çok severdi. Zaten onun ısrarı üzerine gittim. Ben anneme dedim, beni okula gönderdin, beni Bozcaada'dan uzaklaştırdın. O dedi bana, herkes okula gönderdin diye dua eder, sen bana beddua ediyorsun dedi. Ben Bozcaada aşığı bir insanım. Ve sonrasında da çalışma hayatımda da hep 27 yıl görev yaptım. Vergi denetmenliği, şu andaki ünvanları vergi müfettişidir. 24 yıl vergi müfettişliği yaptım. Ve 3,5 yılda İSU Genel Müdürlüğü'nde teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yaptım. Ama her anım Bozcaada ile doluydu. 27 yıl boyunca izinlerimi bila istisnasız Ağustos ayında hasat döneminde alarak gelip Bozcaada'da geçirdim. Bozcaada benim için bir cennet. Zaten ben onu bir şiirimde de yaptım yani. Çok zaman sordum kendime, nedir beni bu kadar toprağıma bağlı kılan? Annem, kardeşlerim, talihsiz babam, taşı toprağı, evi barkı, kısacası kasabam. Kopamam senden ölüm olmadan. Ne kadar eksik yanların da olsa, sen benim yanımda cennetsin, gerisi yalan diye. Benim için Bozcaada buydu yani. Bozcaada gerçekten insan ömrünü doyasıya yaşayacaksa Bozcaada'da yaşamalıydı. Ortaokul yıllarında Bozcaada'da
Rum arkadaşlarımız da vardı. Mesela Atanasya, Kakni, işte Kanavuç, Vasiliki Kanavuç vardı. Yani Dali vardı. Bu arkadaşlarla biz çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Sonrasında adanın koşulları gereği genç nesil yavaş yavaş Bozcaada'dan çekildi ve sadece yaşlılar kaldı. Ama Bozcaada'nın o halini de özlüyor insan. Gerçekten Bozcaada yaşanılacak bir yer. İzinlerimi hep burada geçirdim. Eş dostla her zaman ilişkilerimi koparmadım. Onun için ben Bozcaada'yı seviyorum. Bozcaadalılar da beni seviyor diye düşünüyorum. Tarımı seviyorum. Tarım yapmayı çok seviyorum. Halen de işte küçük çaplı da olsa bağ bahçe işleriyle uğraşıyorum. Kooperatif başkanıyım aynı zamanda. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanıyım şu an itibariyle. Bozcaada'ya hizmet etmek benim için bir zevk. Ortaokul yıllarımda Habbele mevkiinde bağ evimiz vardı. Orada Mehmet dedemiz vardı. Ben henüz daha işte 12-13 yaşlarındayken o 65 yaşlarında falandı. Bağ evimiz o civar, şimdiki gibi böyle yoğunluk, turizm olmadığı için çok tenhaydı. Bir yakınımızdaki bağ evinde Mehmet dede yaşıyordu. Öbür taraftaki aramız 300 metre kadar. Diğer bağ evinde de ben şey yapıyordum. İşte öğle arası Mehmet dedeyi dolaşmaya gittim. O da beni dolaşmaya gelirdi bazen. Gittim baktım. İki katlıydı onların bağ evi. Kule diye tabir ederiz biz eski bağ evlerini. Baktım ses yok. Ses sonra üst kata çıktım baktım. Mehmet dede namaz kılıyor. Hadi dedim ben de gideyim de o namaz kılarken onun hayvanları vardı. Kabalodos denen bir şey Çamlık'ın kenarındaki bir bölgede. Oraya gideyim onun hayvanlarını sulayayım dedim. Ağustos ayı çünkü sıcak şeyinde öğle saatleri. Hayvanlarını sularken baktım keçilerin yakınında koskocaman bir yılan ama nasıl dönmüş böyle çöreklenmiş 4-5 tura atmış ondan sonra kafayı üste çıkarmış. Ben hemen korktum tabii neticede hemen Mehmet dedenin yanına geldim. Dede de o ara namazını bitirmiş. Dede dedim evde kürek var mı dedim. Var dedi. Uzun saplı inşaat küreğini aldım. Sen dedim gel keçilerinin yanında büyük bir yılan var. Onların hayvanları emme gibi bir özelliği vardır ki yılanlar sütü çok sever. Keçilerinin yanında dedim bir yılan var. Gel onu öldürelim dedim Mehmet dedeye. Mehmet dede benim de peşime takıldı geldi. Tam şeye geldi yılanı bir gördü. Dede biraz rahmetli korkardı böyle şeyden yılandan falan. Sabri dedi bu yılanı dedi hiç ürkütmeyelim. Bir ürkütürsek bu yılan bizi yutar dedi. Onun üzerine dedim dedeye sen biraz uzak dur çünkü onun kaçması daha zor. Sen uzak dur. Kendimden aşağı yukarı 25-30 metre uzakta dede sadece bana psikolojik moral versin, destek versin diye onu uzakta tutuyorum. Ben o inşaat küreğiyle yaklaştım. Bütün gücümle, o çocuk gücümle küreği dik olarak vurdum ve hızlı gerisin geriye kaçtım. Bir müddet sonra hiçbir hareket olmadı. Dolaştım, geldim. Baktım yılanı ikiye kesmişim. Orta yerinden çöreklenmiş yılanı. Ve dedeye geldi. Dedim yılanı öldürmüşüz. Gel dede de geldi. Çok büyükmüştü bu dedi. Ben aldım çay amaçı. Meğerse yılan tavşan yutmuş. Burada tavşan, önceleri çok adada tavşan olurdu. Tavşan yutmuş. Tavşanı sindirmek için öyle hareketsiz yatıyormuş. Hem ben o korkuyla hem yılanı hem tavşanı ikiye kesmişim orta yerinden. Onu çocukluğumda yaşadığım bir anı olarak hiç unutmuyorum. Bir de Saraylı Mehmet abi var. Halen şu anda Çanakkale'de yaşıyor. Ahmet Uslu'nun babası. Biraz yaş farkımız olmakla birlikte herkesle arkadaş olabilen bir insan. Muhabbeti güzel, şeyi sever. Mesela o şey yaptığı zaman bir bakarız biz işimiz gücümüz var.
o bağ evlerine bir tane motosikleti var. Heylesinin gözlerine bildiğimiz eski zaman masa radyoları vardı. Büyük radyolar, Philips marka. Masayı radyoyu heybenin gözüne koymuş. O kocaman şey masa radyosuna. Öbür gözde zeytinyağlar, soğanlar bizim bağ evine gelmiş. Mehmet abi ne yapacağız? Hadi bırakın işi balığa gidiyoruz derdi. Ve balık, o zaman da çok da balık çıkardı. Beraber balık tutmaya giderdik. O Batlı Adası'na, Habbeli'nin açıklarına balık tutar gelirdik. O yemekten çok bize hazırlamayı, ikram etmeyi yapardı. O iç plaki yapardı, bize ikram ederdi. Bir gün gene böyle Mehmet abiyle beraber, dedim ya arkadaşlık bayağı uzun süre arkadaşlık etti onunla. Onun bir tane kasacı diye motosikleti vardı. Benim vasıtam yoktu. Gene bağ evinde ben atla da çift sürüyordum. Beraber atlarımız, onun atı da bağ evinde kalıyor. Bizim atımız da bağ evinde kalıyordu. Şimdi geceleyin biz işte saat 11-12 gibi yatıyoruz ama sabahleyin erkenden kalkıyoruz. Mehmet abi bana seslenir, hadi gidiyoruz. Benim vasıtam olmadığı için onun motosikletiyle giderdik. Şu akşam televizyonda ne görmüşse, Mehmet abi çok böyle şen bir insandı. Ben uykumu alamamışım. Çocuk şeyine yani suratım bir karış. Mehmet abi bakarım reklamlarda ne görmüşse motosikletin üzerinde işte derbiyle gün başlar yaşanır sabah gibi falan diye böyle muhabbetle sohbetle şey yapardı. Eski ada benim çocukluğumda üzüm önceleri küfelerle, sofralık üzümler İstanbul'a küfelerle gidermiş. Onlar hasır şeklinde örülürmüş. Ancak biz ona yetişmedik. Bizim yetiştiğimiz dönemde çift sıralı istiflenen kasalarla şey yapardı. Hatta ara sıralarına yaprak şey yapardı. Bir sıra üzüm dizdikten sonra ikinci sıraya araya yaprak, üçüncüye tekrar üstüne bir sıra daha üzüm dizilirdi. Üzümlerin üzerleri, ambalajları kapatılırdı. Ve o şekilde üzümlerin üzerine de beyaz kağıtların üzerine kalemle markaları yazılırdı. Mesela lüks, ekstra, çıkma üzüm gibi bunlar şey yapılırdı ve kasaların üzerine de hangi sergiye gönderilecekse onların serhal numaraları yazılırdı. Kasalar genelde halden gönderilirdi. Kabzımallar gönderirler. Herkesin sergi numarasını, halin numarası yazardı kasanın kenarında. Ve o gelen insanlar balyalanmış kasalardan iskelenin kenarında, o kalemin dibinden kasalarını alırlar. Ve herkes kendi sergisine yapardı. Bağcılık adının geçim kaynağıydı. Şimdiki gibi turizm yoktu. Her taraf gözünün alabildiğine bağlık alandı. Bir bağ satılacaksa onun toprak olarak kaç dönüm olduğu değil, içinde kaç kütük bağ olduğu veya şaraplık üzümü, kuntıra mı, işte kara lahana mı veya çavuş bağ mı olduğu şeklinde değer yargısı buydu. İçinde kaç kütük var ve bağ hangi semtte, ona göre bağ satın alacak kişi değer biçerdi. Senin bağın bu kadar eder etmez diye. Geçim kaynağı buydu. Mesela Bozcaada'dan o kadar çok üzüm çıkardı ki sofralık çavuş üzümü günlük yani ortalama her 15-20 kamyon üzüm çıkardı ve bu üzümler her bir kamyona biner 1100'er kasa sarılarak İstanbul'a hale gönderilirdi. Eminönü'ndeydi o zaman hal. Üzümler dayanıklıydı ve öğleden sonraları da üzüm gittikten sonra üzüm kesimi devam ederdi. Şimdiki gibi saat 2'lerde paydos söz konusu değildi. Üzüm dayanıklıydı. Akşam üzeri gün batımına kadar üzüm kesilir ve üzüm ertesi günkü sabah birken üzümle gönderilirdi. Bağcılık ekonomik olarak insanları tatmin eden, mutlu eden bir şeydi. Yollarda konvoylar halinde ve yöresel kıyafetleri içinde insanlar giderdi. Mesela farz edin ki Bayramıç yöresinin kendine has bir giysisi vardı, özellikle bayanların. Ayvacık yöresinden geliyorsa farklı bir kıyafet içerisinde olurlardı. Hatta köylerde bile kıyafet değişebiliyordu. İnsanların
bu şeyi arasında ama insanlar çok mutluydu. Şimdi imkanlar çok daha fazla fakat insanlar eskisi kadar mutlu değil benim gördüğüm. Çiftçiyken, bağcıyken insanlar daha mutluydu. Şimdi turizm maalesef bu yönüyle Bozcaada'ya kısmen diyeyim zarar vermiş durumda. En azından doğası eskiden daha güzeldi. Fakat şimdi bir avantajı var. Bağ evlerinin hani hep günah keçisi yapılıyor, hep eleştiriliyor ya. Bir anlamda da adanın yeşillenmesi adına, ağaçlanması adına bağ evlerinin önlerine her bağ evi yapan 50-100 tane de fidan ekiyor. Geçmişte şöyle bir saplantı vardı. Adada rüzgar var, ağaç olmaz, ağaç yetişmez diye. Oysa şu anda görüyoruz bağ evlerinin önünde ağaçlar, zeytin ağaçlarımız bir 10 yıllık, 15 yıllık süreçte, belki Bozcaada'da mengene şeklinde yağ çıkaran fabrika bile yapılmak durumunda kalınacak. Yani Bozcaada'da her şey yetişebiliyor, mümbit bir toprak. Güzel tarafı sürekli insanı da ferahlattığı gibi bitkileri de ferahlatan, sürekli esen bir klima, doğal klima diyorum ben Bozcaada'nın iklimine. Bu insana iyi geldiği gibi bitkiler de bununla ferahlıyor. Mesela kuru ziraat yapılıyor Bozcaada'da. Bağlara su verilemediği gibi domates, kavun, karpuz bu tür bitkiler dahi can suyu verildikten sonra yetişebilir durumda. Bozcaada bu yönüyle belki çok kendine has, özel bir yer. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları reklamlardan sonra devam edecek. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları devam ediyor. Bir bayram ziyareti olurdu. Eşim artık daha mı var derdi. Her sokakta bir Konyalı vardı yani. Bozcaada'da. Her sokak, bazı sokakta iki tane o evden çıkıp o eve artık ev baklaması falan yapılırdı örneğin. Ramazan bayramında kahve baklava artık gittiğimiz yerde içemez duruma gelirdik yani. Hatır için bir yarım kesek baklavadan gel. Çünkü hep peş peşe uğraya bir günde mesela 10-12 kapı yaparız. Bitmiyor, ertesi güne kalırdı bizim ziyaret şeylerimiz yani, o derece. Arada iade-i ziyaretler falan olur. Böyle o 3 günlük şeyimizi, bayram şeyimizi dolu dolu yaşardık. Şimdi bayram tatillerimizi bile dışarıya kaçma vesilesi olarak görüyoruz yani maalesef. Bugün ekonomi daha çok bağcılıktan ziyade turizme endekslenmiş durumda. Turizmin bağcılık üzerine olumsuz etkisi oldu. Çünkü insanlar daha kolay para kazanabilir durumdalar turizmden. İşte akşam müşterisini yatırıyorsa veya lokantacı müşterisini doyuruyorsa en kötü ihtimalle kredi kartıyla 21 gün sonrasında tahsil edebileceği bir gelire ulaşıyor. Oysa bağcılık tüm zirai faaliyetlerde olduğu gibi emek yoğun bir faaliyet, artı tabiat koşullarına bağlısınız. Yani siz çalışırsınız ama sonrasında Allah'a kalmıştır. Sizin şartlar müsait olursa
Ertesi mahsulünüz bütün şartlar, tabiat şartlarından, ne bileyim dondur vesairedir, kırağıdır, bu tür şeylerden etkilenmemişseniz, yeterli yağmur da almışsanız, bağ hastalıkları oluşmamışsa, işte mildüydür, ne bileyim küldür, bu hastalıklar da oluşmamışsa, şu an itibariyle bağcılık ikinci plana düşmüş durumda. Ama ben bağcılığı Bozcaada'nın olmazsa olması diye görüyorum. Turizmin en büyük destekçisi bağcılıktır. Sanmasın ki oteli lokantası olan biz, otelimiz var, lokantamız var. Bağcılık olmazsa bizim için de fark etmez, olmazsa olmaz değil deme, düşünmesin. Oysa bağcılık turizminde olmazsa olmazıdır. Bir insan bedeni düşünün, iki ayağın üzerinde durabilen bir insan bedeni. Bence bir ayağı bağcılıksa bir ayağı turizmdir. Bozcaada için ikisi birbirine düşman değil, ikisi birbiriyle dost olmak, iyi yaşamak zorunda. Turizmden bağcılık ne alır? İşte en iyi tarafı, işte az önce belirttiğim olumsuz yönlerine rağmen turizmden de bağcılık pazar bulma adına faydalanıyor. Biz sofralık üzümü burada ayağımızda 5 liraya satabiliyoruz. Oysa İstanbul'a gönderip 5 liraya sattığımız bir üzümde bize 2 lira, 2,5 lira ya kalır ya kalmaz. Biz bunu turizmi de bu yönüyle pazar olarak değerlendirmemiz lazım. Bozcaada insanı samimidir. Ada insanı gemiden çıkacak yolcuyu bekler. Yani o yönüyle turizm adada hep olacaktır. Ve bence gelişerek de devam edecektir ama burada hoyratça yapılacak bir turizm değil de biz ada insanı potansiyelini iyi kullanmalı. Otel, lokanta her yerde var. Bizim gösterdiğimiz güler yüz, samimiyet ve adanın otantik yapısı turisti Bozcaada'ya çekecektir. Ben turizm Bozcaada'da ölmez diyorum ama yine de master planlar, belediyenin de bu yönde bir çalışması var. Bu master planlar yapılıp turizme de belirli bir kapasite sınırı konulmalı diye düşünüyorum. Bağcılık da teşvik edilmeli, sürdürülmeli. İleriye dönük ne kadar ayakta kalabilir bağcılık bilemiyorum ama bağcılık yaşamalı, yaşatılmalı. Mesela bağlarda şu anda eski klasik bağlarımızdan, dar sistem klasik bağlarımızdan geniş sistem bağcılığa geçmiş vaziyetteyiz. Yavaş yavaş oluşturulan bağlar. Ama maalesef o bizim bildik, tanıdık, sevdiğimiz çavuş üzümü biraz ikinci planda kalıp şaraplık üzümler, üstelik de adaya yabancı olan üzüm çeşitleri adaya yerleşmeye başladı. İşte Cabernet, Merlot'tur. O tür şeyler, yani onlar da olsun ama biz çavuş üzümümüzü bırakmamamız lazım. Bozcaada'nın yaşaması adına, Bozcaada'nın isminin devam etmesi adına çavuş üzümümüzü de burada yaşatmalıyız. Turizme bir sınırlama getirip, şimdi sürekli olarak gördüğümüz otellerin yapımı sürekli devam etmekte. Her geçen gün onlarca otel ilave olmakta. Bir müddet sonra bu da doyum noktasına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında kapasiteler doldurulamayacak. Bu da mekanların rentabl, verimli olarak çalışmalı işletilmelerini zorlaştıracaktır. Yoğunluğu bu kadar fazla ki 3 senedir deniz kenarına gidip ayaklarımı denize sokamadım. Belki de bunu abartıyor gibi düşünebilirler ama gerçekten öyle. Evimin karşısında Göztepe var. Sırf yeni yapılan yolu görebilmek için bir kere Göztepe'nin radyo linkini oraya çıkabildim. Yani zamanım gerçekten yok. Olan zamanı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Geceleri seramik kursuna gidiyorum. Arada bir resim vakit buldukça bir resim kursuna gitmeye çalışıyorum. Boş vakit kalırsa beni en çok dinlendiren maket yapımı, maket yapmaya çalışıyorum. Ama bunların hepsini zamandan zaman çalarak yapıyorum. Beni dinlendiren, ruhumu ferahlatan şey bunlar. İşte evimin önüne
bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Taştan, mini Bozcaada gibi bir şey düşünüyorum. Şu anda gerçekleştirebildiğim 3-5 tane var ama bunun devamını getirmek. Bir Bozcaada Kalesi'ni kurmak istiyorum taştan, bayimin önüne. Birkaç tane ihtiyaçlarımı karşılayacak keçi koyun küçük bir şeyde, sundurma altında, küçük bir barakada 3-5 tane keçi koyun beslemek istiyorum. Hani bir söz vardır, boş zaman yoktur, değerlendirilemeyen zaman vardır diye. Ben tam anlamıyla bunu tatbik ediyorum. Benim 5 dakika boşum yok dersem, emin olun ki bunu abartmıyorum. Ben saatime bakarım, bir yere gideceksem 10-15 dakikalık süreçte bu 10-15 dakikalık kalan boşluğa ne sığdırabilirim diye ona bakarım. Sabah kalktığım zaman hemen hayvanların bakımıyla başlıyorum işe. İşte komşunun tavukları var, gidip onlara bakıp geliyorum. Farklı bir semtte, bağ evinde onlara bakıp geliyorum. Gün içerisinde ben evimin bahçesinde bahçe yapıyorum. Ev önünde bağım var, 8 kütük. Ve dışarıda da eşin dostun işlerine yardım ediyorum. Benim hiç boş vaktim yok. İşçi kullanmadan, mesela 8-10 dönüm bağı hiç işçi kullanmadan yapabiliyorum. Eşim dostum başkalarının işlerine de yardım ediyorum. Maalesef şimdi artık insanlar tarımdan gittikçe koptu. İşlerini gördürecek insan yok. Örneğin aşı yaptıracaksa aşı yapacak insan yok. Bağ ekecek insan yok. Şimdi kimseye de hayır diyememe gibi bir kötü özelliğim var. Maalesef kendime dolayısıyla haksızlık ediyorum. Bütün zamanımı, aşağı enerjimin de %80'ini başkaları için harcıyorum dersem abartmamış olurum. Zamandan zaman çalarak kendi işlerime vakit ayırıyorum. Ama mutlu musunuz derseniz mutluyum. Yoruluyor musunuz derseniz çok yoruluyorum. Ama yine de mutluyum. Ben mali müşavirlik olarak veya yeminli mali müşavirlik olarak çalışma şansım varken tercihimi Bozcaada'daki bu doğal havada, doğal koşullarda sürdürmeyi, belki biraz aileme de haksızlık ettim ama onları da buraya mahkum ettim. Ben burada mutluyum. Burada yaşamak güzel yani. Şimdi Bozcaada'nın en azından en iyimser yaklaşımla mevcut halini korumak, çünkü her geçen gün bir adım ötesi daha artmakta, kalabalıklaşmakta. Hiç değilse burada bir durabilmek, fren yapabilmek, Bozcaada'yı mevcut haliyle de olsa, belki geçmişi arıyor olabiliriz ama Bozcaada'yı şu mevcut haliyle bile olsa koruyabilirsek bu da bir şanstır. Bozcaada bağcılığını da sürdürmeli. Artık geriye dönüş olmadığına göre iyileştirerek mevcutları daha insanların yaşayabileceği şekilde dönüştürerek, koyları bakir şekilde kalan, koylarında tesis olmayan, yani günlük tabii ki kişi ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları için mekanlar düşünülebilir ama kalıcı, büyük, devasa mekanlar Bozcaada'da otantik yapısı olsa, biz Bozcaada'yı en Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Aday insanları sona erdi.